Boğa başına ait örnekler bulduk. Ama fırının köşesinde o küçük, o yuvarlak süngerimsi buluntu ise bize dikkatli bir belgelemenin sonunda bize bir ekmek olduğunu gösterdi. Ama şansımız şuydu, o bulgu özellikle Çatalhöyük sakinlerinin içeriği bilerek yakmaları ve üzerlerine de molozlarla ama çok ince bir kille, ezilmiş kille kapatmaları sonucunda içeride hem ahşap hem de ekmek olacak bu organik kalıntıların tümünün günümüze kadar saklanmasını getirmiş oldu. Biz zaten göreli tarihlendirme diyoruz. O içindeki çıkan eserlerin önceki tarihlendirmelerini biliyorduk ama buradan çıkan numunemizi biz TÜBİTAK MAM'da yapılan radyokarbon testlerinde de yaklaşık olarak milattan önce 6600'e kadar gidebileceğini gösteren bir mekan olduğunu bize gösterdi. Net olarak gösterdi. Biliyorsunuz yani somun ekmeği biliyorsunuz. Bu onun küçültülmüş hali, minyatür hali olduğunu söyleyebiliriz. Ortasına parmak basılmış net olarak ve mayalanmış. Hocamızın da özellikle belirttiği gibi yani fırına girmemiş ama bir şekilde net mayalanmış olduğu içindeki nişastalarla beraber ortaya konduğunu söyleyebiliriz. Yani Anadolu'da yakın zamana kadar böyle bir örnek yok. Tunç Çağı'nda net bazı örnekler olabilir ama Neolitik dediğimiz ve onu takip eden dönemlerde böyle bir bulguya rastlamadık. Ki Çatalhöyük zaten birçok ilklerin merkeziydi daha kazıldığı yıllarda. İlk dokumalar, dünyanın eski dokumaları Çatalhöyük'teydi. Ahşap eserler yine Çatalhöyük'teydi. Duvar boyaları, resimler bunun içine eklendi. Kalsiyon bize hem 2001 yılında bulunan bu yanık mekandan çıkan bu organik kalıntının gözlemler ve daha sonraki yapılan analizlerle beraber net olarak tarihlendirmesini de göz önüne alarak yaklaşık olarak milattan önce 6600'e kadar yani 8600 senelik bir ekmek olduğunu söyleyebiliyoruz ve bu vesileyle de dünyanın en eski ekmeği olduğunu net olarak söylememiz gerekir. Bana bir buluntu bulduklarını söylediler. Getirdiklerinde tabii ben şöyle bir şaşırdım çünkü bu formda ilk düşüncem olabilir mi acaba? Sorusu vardı. Hamur, ekmek, organik bir kalıntı olabilir mi? İlk yaptığım şey zaten önce çıplak gözle bir morfolojik teşhis, daha sonra hemen mikroskop altında, stereozum mikroskopu altında içeriğine bakmak oldu. Tabii içeriğine bakınca bizi heyecanlandıran, beni de çok heyecanlandıran şey tahıl kalıntılarının olması. Arpa, buğday, bezelye gibi bitkilere ait öğütülmüş, kırılmış parçaların olması zaten ilk başta hemen düşündüğümüz şey bu acaba ekmek mi? Soru işaretiyle başladı zaten. Ondan sonraki süreçte bu analizlerin kimyasal ve fiziksel analizlerin yapılması gerekiyordu ki bizim öne sürdüğümüz hipotezimizi doğrulayalım. Pişmeden bekledi yani fırının yanında hazırlanmış ama pişirilememiş ya da pişirilmemiş o formda olduğunu zaten görmüş olduk bu analizlerle.
Dolayısıyla bu heyecan verici bir buluştu. Şu ana kadar bulunan ekmek benzeri ya da ekmek olarak sunulanların arasında bu formda hiç yok buluntu olarak. Bu ilk, bu şu an evet şu an bilinen en eski ekmek diyoruz biz Çatalhöyük için, Türkiye için ve dünya için. O yüzden bizim heyecanlandıran bir buluş olmuştu, oldu. Numunemizin hangi özellikleri, mesela burada en önemli bulgulardan bir tanesi ısıyla birlikte ısıttığımız zaman bu numunenin kütlesi devamlı kayboluyor. Bu da şu demektir, o sıcaklığı daha önce bu numune görmemiş. Görmediği için de ekmek şeklinde olan bu numunenin pişirilmemiş olduğunu biz anlıyoruz. Ve ekmek şekli olması da aslında bu gözenekli, süngerimsi yapıdan dolayı anlıyor arkeolog hocalarımız. Dolayısıyla bizim bilgilerimiz onların bilgileriyle birlikte bu noktaya bizi getiriyor. Ve daha isabetli teşhisler etmemizi bize nasip ediyor.